Şu an metayı kasıp kavuran çok değişik bir build ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Voli'yi darlama. Kanka ne darlayacağım? Beleşten seni yap ya. Niye darlayayım? Lan pensine vurayım mı? Vurmayayım mı? Bir dakika arkadaşlar. Darlamıyorum değil mi? Yanlış anlamıyorsun Nasus. Değil mi Nasus? Arkadaşlar şu an iyileşme ve kalkan gücüne dayalı Volibear build'i var ve şu an herkes bunu oynuyor. Ben TR Grandmaster Yolda denedim, Vest'te Diamond Yolda denedim, her Yolda denedim bunu. Ekrana koymuşumdur SS'leri. Deli dehşet güçlü bir şey. Hani 2 el Grandmaster Yolda, 5-6 elde Vest'te Elmas Yolda oynadım. Size build'in gücünü göstereceğim. Şöyle şurayı bir itelim azıcık Nasus'u dövüp. İyi dövdük ha. Biraz daha döversem dive atacağım neredeyse. Senin flash'in yok. Dümdüz dive'larım ki ben seni. Dümdüz dive'larım. Şöyle base'i basalım. Yetişir mi teleportla? Yetişemez. Muazzam bir base oldu. Ayakkabı bir tane can alıp koridora ilerleyeceğim. Teleportumu kullanmayacağım. Arkadaşlar bu build'i önünüze koyuyorum. Bu değil. Bu build bu arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz build. Şu son 3 eşya değişiyor. Yani 2 eşya değişiyor aslına bakarsanız. Ama ana eşyalar böyle. İlk olarak sonsuz şarjsik. Arada bir tane ayakkabı. Bir tane ruh gömleği. Arada bir tane gözyaşı. Gözyaşını da buna çeviriyoruz. Buradan bize deli gibi kalkan geliyor. Ruh gömleği kalkan etkilerini güçlendiriyor. Buradan da deli gibi iyileşiyoruz. Can kastıkça daha fazla iyileşiyoruz. Ve W'muzun bekleme süresi çok kısa oluyor. Sürekli W spamlıyoruz ve savaşlarda adamı mahvediyoruz. Şimdi bile mahvettik. Bu WMax build'i. Küm gelmeyecek. Voli ile koridorda dondurulmuyor çok fazla. Yasuo'ya tıklanık. Allah hiç acımam flash'a. Kafasına geçerim. Güzel bir başlangıç yaptık. Karşımızda da Nasus var. Ya ben Voli ile tank Smolder'ı dövdüm. Darius'u dövdüm 3 kez falan bugün. Ben 24 saat Voli oynadım diye başlık attım ya arkadaşlar, cidden oynadım. Hani bugün totalde 12-13 maç attım. Dün de birkaç maç attım. Hani baya sardım ben tank Voli'ye. Alın LP'nizi kasın. Ciddi söylüyorum size. Bu elin gücünü şimdi göreceksiniz. Günleri zaten ekrana koymuşumdur. Alın çayınızı. Videonun tadını çıkarın. Kahve içenler de ben çay daha çok tüketilebildiği için çayı daha çok seviyorum. 6 olsam bu çocuğa dive atardım bu arada. Şöyle kısa bir takas atalım. Çok güzel. Bir sonraki aim'de dive geliyor. Q'nun da gelmesi lazım. Ultiliyim ya, riske atmayalım. Ya, ulti gerekli miydi gereksiz miydi tartışılır da çok yavaşladık. Nasus'un W'sunu da biliyorsunuz. Ultisiz adama dive attık dümdüz. Adam da çok darlama yazmıştı ama biraz ayıp ettik sanırım. Adi Tipsiz Fate'den sonra bu kadar keyif aldım. İlk şampiyon arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bir tane gözyaşı almak istiyorum erkenden. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu eşyalar ortak zaten. Gözyaşını neden alıyoruz? Gözyaşını doldurma işlemden başlayalım. Manımız da yetmiyor. Çok fazla mana kullanıyoruz çünkü. Yani yetiyor ama ne kadar mana o kadar koridorda kalma gücü. Buradan bize zırh ve can geliyor. Yetenek hızı geliyor. Buradan bize can, büyü direnci yetenek hızı geliyor. Ve bizi iyileştirme ve kalkan gücümüzü güçlendiriyor. Buradan bize deli gibi kalkan geliyor. Q'muzdan, E'mizden ve ultimizden. Bu bizim zırh ve büyü direncimizi deli gibi artırıyor. Son eşya opsiyonel. Buraya koydum. Hani buradakilerden bile kasmak zorunda değilsiniz. İsterseniz alakasız bir şekilde Rabadon şapkası bile alabilirsiniz. Tabi abartıyorum ama Volibear'a her şeyi kasabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere. Bizim orman diyeceksin mi var? Oyunda da aksiyon bol ha. Brand jungle var. Hem AP hem AD var. Yoğunluk var KD'ler. Brand de hasarı azımsanmayacak bir AP şampiyon. Bizi maskeyle eritebilecek bir şampiyon. O yüzden ruh gömleği de güzel iş yapacak. Yani aslında koridora vurmasam, Nasus'a koridorda dondursam daha iyi. Şu stackler gitsin. W ile alayım şunu. 5 stack oluyor Volibear ve istemeden koridor itiyorsunuz. Biraz bekleyeceğim. Nasus geldi. Pırıltıyla geldi. Nasus'la sevmem biliyor musunuz arkadaşlar? Yani eğer Volibear videosu olmasa ve başlar 24 saat Voli oynadım yazmayacak olsam Nasus avlatmaca yazardım. Hiç de sevmem Nasus'u. Ama bir gün belki oynadığımı görebilirsiniz, yalan olmasın. Çok güçlü bir build'i olur böyle. Erken oyunda tokat mokat yemez. Şimdi bakın şu minyonu Q ile almaya geldiğinde savaşırım. Savaşırım. Çok rahat savaşırım kankam. Ya ben ne şampiyonlar ezdim. Nasus şu an tatlı niyetine keserim seni. Büyük milyon alamadık. Sıkıntı değil. Biraz kuleden altın kazalım. Core base'i basabiliriz. Aslında ormancı yok ya. W bastım da ultisiz beni kesemezsin. Ben bu canla seni keserim ultin yokken. Bundan bahsediyorum. Bakın ben daha base atmadım. Bu adam base'den geldi. Öldü bu arada. Öldü derken şaka yapmıyorum. Aynen böyle. Baksanıza şunu arkadaşlar. Ne yapsın bu adam? Volibear'ın taban hasarı yüksek. Volibear'ın pasifinden, W'sundan gelen Çok fena bir hasar var. Elis'e çok fena hasar atıyor. Elis'i sadece biraz dojlanabiliyor. Fakat flash'la kombolarsanız veya adamı yakalarsanız adam hiçbir şey yapamıyor. Güzel de minyon kastık. 5 skorda başladık oyuna. Base'imizi atıp sonsuz şarkısıyla bitirelim. Bu arada Volibear deli gibi buff aldı. Olayı orada. O bufflardan da bahsedeyim size. Şu TP'yi de atalım, süs niyetine kalmasın. Q'su artık rakibe koşarken daha hızlı koşuyor ve deli gibi arttı onu hız. Yani onu anlayacaksınız birazdan. Büyük milyona geldiğinde ölecek. E'sini de kullandı. E'sinin bekleme süresi 1 saniye düştü. 1 saniye demeyin. Çünkü hani bekleme süresinde azalma da kasıyorsunuz. Ve E'sini sık sık kullanıyorsunuz. Bir takım savaşında 3 kez kullanıp hani 3 kez kalkan alabiliyorsunuz. Ultisinin bekleme süresi çok düştü. Bana göre en önemli buff bu. Sadece ultisinin kuleyi etkisiz hale getirme süresi 1 saniye azaldı. Ama bekleme süresinin karşılığında bence güzel bir buff. Ha bir de kitle kontrol yemiyordun önceden. Şu an sadece durdurulamaz oluyorsun. Kitle kontrol yiyorsun yere düştüğünde. Ama o da çok da önemli bir nerf değil bana kalırsa. Çok dengesiz olmasınlar diye bir yerden kısmak zorundalardı. Oradan kısmışlar. Oo. 15-12 skor. Severiz. Oo, adam ayağı çabuktan hareket hızını kazandı. Adios amigos dedi. Bir ısırayım seni. Şuraya kuleyi etkisiz hale getirelim. Ha. Öldü. İlk seferde kesemezsek dayanırsan ikinci seferde aşağı yatarsın. Yasuo gelmiş. Artık Yasuo dayanamadı. Day mı atıyor sana? Orianna kesti kesemedi. Çıkalım buradan. Yani gerek yoktu o dive'a. Bunlar da inswap atmışlar. Yasuo'yu da döverim fakat Orianna tapa tıkladı. Biz de mid'e tıklayacağız. Nasus'un benden mid'de de kaçış yok. Koşuya baksanız arkadaşlar, kazandığımız herkes önceden bu kadar asla değildi. Şimdi bu çocuk korktu. Yasuo yarı gelecek buraya. Aynen swap atıyorlar. Brand var yolun üstünde. Brand tehlikeli arkadaşlar. Diğerisi var. Benim büyü direncim de çok değil. Bir tanesini alacağım. Mana doldurmak istiyorsa Orianna alsın kalanı. Saldırmayacağım, yok. Ha, dive istedi belki Orianna da. Kuleden ötürü. Dive atmayacağım. Kulenin canı eksik kalsın. Bu çocuk milyon alamayacak. Bakın kuleyi almıyorum bilerek. Ha, dakika 14'ten önceydi. Alsam 175 altın kazanırdım. Ama Nasus'u kesemem. İlk kule düşecek gibi mi? Düşecek gibiyse alırım ama. 175 altını... Ha, kankam ilk kuleyi vermeyeceğim ya. İlk kuleyi alalım. 125 altınmış bu arada. Ekstra alacağımız altından feragat ettik orada. Kaç seksin lan Nasus? 135. Dakika 14'te 300 tek mi diyor? Tao. Brand burada. Kalkan alayı kaçarım buradan. Yasuo geliyor. Tam şu anda like atarsan Nasus'u keseceğim. İnanmıyorsan dene ve gör. W'm gerekse ölmem. Nasus işler bir anda değişti sanki ha. Bir anda işler nasıl da değişti. Ve evet, like atmadan Nasus'u kestiğimi gören arkadaşlar da şu an burada beni izliyorlar. Kanka oyun bozanlık yapma, sen de bir like bas artık. Brand'in canı çok ya. Brand bizim canımızı sıkar. Gitmeli miyim oraya? Kontrol temi. Oraya gitmeyeceğiz. Ruh gömleği bitiyor 300 altına. Eksik candan çektiğimiz canı gördünüz mü W'yla? Bu çocuk buraya geliyor. Eşyayı satar. Ben ruh gömleğimi çekerim. Eksik candan deli dehşet can çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu an kaç? 80 artı %20. Ne kadar can kasarsak o kadar daha fazla can çekiyoruz. Şimdi seni sat. Ruh gömleğini al. Of 10 numara. Şu an çok çok güçlüyüz. Yasuo ne yapıyor? Seju'yu kesemedi değil mi? Okey. Şimdi bota tıklayalım. Nasus bu arada 06 olmuş. Ankara'ya selamlar. Zaten ben de Ankara'ya gidiyorum bu videoyu çektikten sonraki sabah. Öyle alakasız bir selam yollamış olalım. Skor şu an çok eşit. Bir tek Nasus kötü durumda. Kalan herkes iyi durumda. Bayağı dikkatli oynamamız gerekiyor. Şu dağcılarını alsak çok güzel olur. Ben tank kasıyorum çünkü. Şu an takım savaşlarında tanklık yapabilirim ama kankalar siz niye 2 kişi oynuyorsunuz? Lucian'ı kesseniz ne yazar? 2 kişi öldükten sonra Lucian'ı da kesemediniz. Sejuani lazım. Kaan neredesin? Bezdeyim. Bu ejderi bir şey yapabiliyor muyuz? Ejderi boş yere verdik. Kuleyi al. Ha, E'ni mi kullandın az önce? Ben mi yanlış gördüm? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Geldi, Brand hayatını kurtardı çocuğun. Birazcık oyunu soğutmamız lazım. Şu an güçlüler. Bu Brand base atmamıştı. O shutdown'da alacağız. Bu arada Nasus Orianna'yı kesti tapta. Bir kill aldı ekstradan. Oyun kızışıyor iyice. Bu Brand tek AP olduğu için bir anatema alma düşüncemiz var. İyi ki ölmeyin dedim. İyi ki ölmeyin dedim. Takım nerede diyor adam. Ölme dedik adama. Sadece ölme dedik. Nasus da burada. Duvardan geçemedi mi gerçekten? Yani bizim sakın bilerek beslemeye başladı arkadaşlar. Ultim geldi. O çocuğa oynamamız lazım. Bir karşı shutdown veriyor. Ben şu an çok tankım ama takım ölmeye devam ederse tanklığım bir işe yaramayacak. Nasıl shutdown veriyor? Bizimkiler botta 2 kişiler. Oradan başlayamazsınız kankalar. Benim acilen 150 altına ihtiyacım var. Yaklaşan kış bitti. Aa Pyke. Troll'e bak. Brand'e. Orianna ulti bir şey. İyi dayanıyoruz. E geldi. Tamam, Brand öldü. Orada 2 kişiler. Bende aslında skill var. Oynayacağım buraya. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Sonunda bir takım savaşı kazandık. ADC tüm killleri aldı. Önemli değil. Biz tankız. Ejder. Baron'u nasıl 3 kişi alacağız? Adamların Lucian'ı doğdu. Ve adamlar 3 ejder alacaklar. Ejderden güzel can çekiyoruz bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 972 can mı çektik biz az önce? Eksik cana göre çektiği için canımız çok az olduğunda böyle can çekiyoruz işte. Son kışımız bitti artık. Deli gibi kalkan kazanacağız. Sıradaki eşya ana tema. Brand'e basmam lazım. Brand bana çok saldırıyor. Biliyor güçlü olduğumu. Çok güzel. Anatema da ucuz eşya. Ucuz olması çok tatlı. Şimdi flash'ım ve teleportum gelecek. Ben botu iteceğim. Tamam güzel. Kai'Sa kesmeye başladı birilerini. Şimdiler baron başladı. Lazım olursa ben de gideceğim. Muhtemelen lazım olacak. TP atıyorum direkt. Direkt şöyle ultiyle mekana giriş. Seni kestik. Nasus sıra sende. Tamam güzel. Top push'a ilerleyelim. Ben top push'a ilerleyince mi gelesin geldi Kai'Sa? Pyke ne yapıyorsun lan sen orada? O Pyke'ı yakalayamayız. Ben her türlü savaşırım. Ultim gelecek birazdan. Buraya mı kaçıyorsun? Buraya kaçıyorsun. O ulti gerekli miydi? Bence değildi ama fena değil. Brand nerede şimdi? Bu çocuğa bir saldırı düzenlemek istiyorum. Kazandığımız kalkana bakar mısınız? Bu arada fake attım. Kaçmıyordum. Devam etmeyeceğim şimdilik. Yasuo'yu gördüm buraya yürüyen. Brand de gelmiş. Orianna geldi. Tamam. Canımız bile azalmadı. Nasus dayladık. Nasus'un içinden geçtik. Tutarsam kalkanı kazanacağım. Bakın kalkana bakar mısınız? Jambar'ın üstündeki kalkana bakar mısınız? Tamam güzel. Anatema için 300 altın aldım. Birini kessem iyi olur aslında da. Para lazım diyorum. Adam geliyor büyük milyon alıyor. Maokai'yi. Adam dediğim de adam değil. O sen fileyi yaksan ölürsün. Neyse kuleni alalım o zaman. Kanka oluyor muymuş öyle? Oluyor gibi. E attım bir tane. Ben oraya devam etmeyeceğim şu an. Üzerime oynarsanız ederim. Şu an kaçıyor gibi yaptığıma bakmayın. Isırdık. Anatema'yı aldık. Şimdi bir tane zırh almam gerek yok. Çünkü kalan herkes AD. Jack şu almayacağım. Adamlar çok can çekiyor mu? Nasus çekiyor aslında. Saldırı zırhı da yüksek. Bu oyun arkadaşlar şundan alacağız. Donmuş yürek de çok güzel gidiyor. Voli'ye şöyle yapalım. Brand'e şu Anatema'yı basmam lazım. Anatema'da arkadaşlar birisinden yediğiniz hasarı %30 azaltıyor. Ne olursa olsun %30 azaltıyor. Brand'i gördük. Bastık. Şimdi arkadaşlar bir dakika geçecek ve Brand'den %30 daha az hasar yiyeceğim. Ve Brand'in sıvışması azalacak. Yani Q'mdan daha fazla etkilenecek. Eğer sıvışma azaltan bir şey varsa etkisi. Kankam Pyke'a çağırıyorum da biz o Pyke'ı nasıl yakalayacağız? Hadi geleyim seni mi kıracağım? Yakaladık mı? Nereye gitti? Flash mı attın lan sen? Bu adam Adios Amigos dedi. Orianna'nın önüne düştü. Okey çıktı bu. Ve ultimizin beklememiz yok arkadaşlar. Şu an baksanıza. 80 yetinde kızımız var, 47 saniye ultimiz. Ve Volibear ultisi çok güçlü bir ulti. Kuleyi kapatıyorsun. W'muz 2.78 saniye. E'miz 6.6 saniye. Q'muz 5.5 saniye. Yani build'in mantığı bu. Skill'lerinizi çok fazla spamlıyorsunuz. Manınız zaten bitmiyor. Ve her skill'iniz size kalkan kazandırıyor. W'nuz dışındaki her skill'iniz. Hop U'ya basalım. Yumruk tokuşturuyoruz. Hop, üçlü yumruk tokuşturması. Bu build'in mantığı bu şekilde. İnanılmaz güçlü bu build. Şöyle ürünleri de göstereyim. Şu an görüyorsunuz. Hemen benim omzumdan görebilirsiniz. Bizim takım ölüyor da ben bu kuleyi istiyorum. Yaklaşık 5000 canımız var. Canına hasar yokuz da yiyelim ya. 200'dır. 136'da büyü direncimiz var. Büyü direncine şu an çok bir ihtiyacımız yok. Brand'den artık daha az hasar yiyoruz. Dediğim gibi burada birilerini yakalasam. Önemli değil. Hala önemli değil. Bir ısırsam her şey çözülüyor. Kalkan kazanıyorum gördüğünüz gibi. O da öldü. Muazzam. Biz tanklıyoruz. Kai'Sa tarıyor. Bu split push build'inde Volibear takım savaşlarında çok etkisiz kalıyor arkadaşlar. Fazla etkisiz kalıyor. Ama bu build'i kasarsanız takım savaşı build'i oluyor. İsterseniz split'te atabiliyorsunuz. Sadece kuleyi daha yavaş açıyorsunuz. Ama yine de sizi kesmek için iki kişi gelmek zorunda. Orianna o TP... Benim eşyam bitiyor. O yüzden ben geldim buraya. Şöyle göstereyim. Ha, balon için atmış. Alırız. Benim base'de son eşyam bitiyor. Aha Brand. Seni tekleriz kankam. Aldık seni. Bakın ekstradan az hasar yiyorum. Gözüküyor şu an. Şöyle yapalım. Hop ısırdık. Born alırız. Ne kadar hasar azalttığına bakmak istiyorum şu an Anatema'nın. 509 hasar azaltmış. Brand'in 4-5 skill'ine falan. Belki de daha az. Şu istatistiklere bakmamız lazım çünkü bunlar çok önemli. Bakın ruh gömleği bize ekstradan 3200 iyileştirme, 7400 kalkan salmış. 7400 kalkan ne demek arkadaşlar? Muazzam bir değer. Buradan bize 2700 kalkan gelmiş. Buradan 2k iyileşmişiz yaklaşık. Buradan ekstradan zırh, mana, yetenek hızı, bir de rakibin saldırılarını güçsüzleştiriyoruz. Saldırı hızını kırıyoruz. Bu ilk muazzam. Burada hani ben tek HP olduğu için Anatema alıp buna bastım. Ama eğer bir tane de HP şampiyon olsaydı belki Jarvan alırdım. Hem zırh hem büyü direnci veriyor. Bir de üzerine bunu güçlendiriyor. Mantığı anlamışsınızdır. Bunu oynayın arkadaşlar. Tank pikiniz yoksa alın bunu. Bu sizin yeni tank pikiniz. Aldım kalkana baksana. Bu Brand ne yapsın ki? Fed Brand bir de. Kankam kaçma be. Nasus nerede? Nasus AFK bıraktı sanırım. Aha geldi. Ya 43 saniye ulti bekleme süresi mi olur? Ya ben sonsuza kadar tanklarım. İki kule de tanklarım. Baksanıza şuna. Ben hala tanklarım. Hatta tanklayayım Yasuo'yu da keselim. Aldım kalkana baksana. Isırdık. Bitirmeyin. Birilerini daha keselim. Aa takım bitiriyor ama. Neyse bitirsinler. GG's. Muazzam güzel bir maçtı. Şimdi istatistiklere bakıp oyunu kapatalım. Hasar grafiğinde 33k hasar yapmışız. Brand ve Kai'Sa bizi geçmişler. Biz full tank halimizle bir tane saldırı eşyamız yok. 33k hasar attık. Azaltılan hasarda bu şekilde 97k hasar azaltmışız arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey. Yapılan iyileştirmede de 17.5k iyileştirmeyle yine maksimum bizde. Bu build'in mantığı deli gibi iyileşiyorsun. Deli gibi kalkan kazanıyorsun. Takım savaşta sonsuza kadar tanklıyorsun. Skill'lerini bekleme süresi yok gibi bir şey. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Metafiklerini benden takip etmek istiyorsan videolarıma bir like bırakıp abone olmayı unutma. Zilleri açarsan da videoların bildirimini en erken sen alırsın. Geldiğin izleyen için teşekkür ederim. Eğer sizin de bildiğiniz metapikleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya bu build muazzam bir build. Mesela kalkan veren Jarvan build'i falan da var. Deneyebilirsem onları da deneyeceğim eğer nörtlenmezse. Yeni içerikleri paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kal. Umarım güzel bir hafta geçirirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu arada bu videoyu sen editliyorsan senin için Maokai'yi onlara atıyorum. Kaan'a atmıyorum. İstersen burayı videoya da koyabilirsin.